yavrum. Anacığım. Söyle yavrum. Söyle kızım. Lütfen. Daha fazla rahatsız etme. Biliyor musun, benim bu davada aklıma yatmayan bir şey var. Esra hemşire madem intihar edecekti, niye böyle bir yol seçti? Yani bütün ilaçları biliyor sonuçta. Yani doğru tabii. Biz de onu birinin ittiğini düşünüyoruz da. Ya şimdi bu dava dosyasını yemekteyken kapatsak olmaz mı? Bunu sen mi söylüyorsun? Evet. Yani komik bir şey mi söyledin? Yok. Ne var, niye gülüyorsun o zaman be? Bilmem. Bunu senden duymak biraz tuhaf geldi de. Neden? Senin tipik bir işkolik olduğunu düşünüyorduk da ondan Selim'ciğim. Ya canım, sen kendine baksana nasıl bütün gece laboratuvardasın. Ben en azından duyuyorum Selim'ciğim. Evet, o da doğru ya. Benim gözüme uyku bile girmiyor. Girmez tabii. Bu kadar çok davayı düşünürsen. Yok aslında, dava değil. Nedeni sensin. Selim. Ya ne var be? Biraz yavaş istersen ha? Çok fazla hızlı gidiyorsun. Ya bak, ben aslında yani demek istediğim... Yani tam zamanında yani. Efendim. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Esra'nın kayıp yüzüğü bulmuş. Aa, hadi, hadi kalkalım o zaman. Gördün mü bak? Yine aç kaldı. Durumu nasıl? Kendine geldi başkomiserim. İyi, güzel. Şükür. Hoş bulduk teyzeciğim. Esra nasıl oldu? İyi, çok şükür. Konuşabilir miyiz? Henüz değil. Henüz değil. Yüzüğü bulduk. Nerede buldun yüzüğü? Söyledim komiserim, annemden yadigar. Yalan atma lan. Çalıntı bu yüzük. Her yerde arıyoruz bunu. Komiserim yemin ederim. Bana bak, başına dert olurum. Haberin olsun. Kız ölürse bittin. Ne kızı? Maça kızı. Yüzüğü çaldığın kız. Yoğun bakımda şimdi. Yok vallahi billahi bir şey yapmadım komiserim. Buldum ben o yüzüğü. Hani annenin de? Vallahi yemin ederim komiserim. Sabah çöpleri kurcalıyordu. Bulduğun yer neresi? Kalamış Parkı karşısında giren sokakta. Tam parkın karşı köşesinde. Çöpün içinden çıktı. Bana bak, yalan söylüyorsan... Vallahi komiserim, annemin üstüne yemin ederim. Anneni karıştırma lan. Başkomiserim. Bir şey çıktı mı adamdan? Adam yüzüğü çöpte bulmuş. Çöpte mi? Evet. Doğruyu söylüyor mu sence? Büyük ihtimalle. Verdiği adresi araştırdım. Kalamış Cengiz Topel Sokak. Yani? Şu nöbetçi personelin listesini almıştık ya. Hepsini gözden geçirdim. Bilin bakalım orada kim oturuyor. Nasılsınız doktor bey? Avukatımı istiyorum. Durum o kadar ciddi yani. Niye? Her avukatın isteğini böyle suçluyor musunuz siz? Yok canım, ne demek? Kanuni hakkınız tabii yani. Hemen çağıralım avukatınızı. Alo, çocuklar çağırın hemen Ali Bey'in avukatını. Geliyorum. Bunu daha önce gördünüz mü? Yok, ilk defa görüyorum. Emin misiniz? Evet. Esra Hanım'ın parmağında da mı görmediniz? Hep takarmış. Tabii ya, bu o yüzük değil mi? Hala hatırladınız ya. Kusura bakmayın, şaşkınlıktan işte. Biz de bu yüzüğü sizin oturduğunuz sokakta bulunca şaşırdık. Ne demek istiyorsunuz? Nasıl gitti bu yüzük sizin oturduğunuz yere? Hiçbir fikrim yok. Of,
Ali Bey, hadi uğraştırmayın, biz de anlatın her şeyi, hadi. Avukatımı istiyorum. Orhan, neredesin? Her yerde seni aradım. Ne oldu Ayşe? Bileşimdeki çocuklardan Esra'nın bilgisayarına ait raporlar geldi. Bütün belgeler silinmiş. Nasıl silinmiş? Silinmiş belgeleri de bulamıyor mu bizim çocuklar? Normalde bulunuyor. Ama bunu yapan işini çok iyi biliyormuş. Özel bir program kullanmış. İşler iyice karışıyor. Esra nasıl komiserim? İyi mi? İyi, merak etme. Kendine gelmek üzere. Ne olur bırakın, bir kerecik göreyim Esra'mı. Bak Metin, şimdi beni iyi dinle. Kafanı toparlamanı istiyorum, tamam mı? O gece neler oldu anlat. Komiserim, pek bir şey hatırlamıyorum. Tek hatırladığım kavga ettiğimiz. Sonra cebime bir tane flaş bellek koydu. Nerede kaldın sen? Ne oldu kızım gecenin bu saatinde? Yine mi içtin sen? İçtim. Ne olacak? Beni iyi dinle. Al şunu sağlam bir yere sakla, tamam mı? Bu ne ya? Ya sorma işte. Al sağlam bir yere koy. Dur, gömleği yırtacaksın. Esra. Senin yine ne işin var lan burada? Metin. Nerede şimdi flaş bellek? Evde. Televizyonun üzerinde. Hemen gidiyorum başkomiserim. Metin. Sence Esra bir işlere bulaşmış olabilir mi? Ne gibi işler komiserim? Yani söylemesi zor. Hani belki sen biliyorsundur diye sordum. Komiserim, Esra benim bu hayatta tanıdığım en dürüst insan. Eğer bir işlere bulaşmış olduğunu düşünüyorsanız, inanın bunu yapmaz. (Gülüyor)